Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlüdür, xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Marco Rubio Xitayının 7 türlük cinayətini görüb ötdü. Amerika Kengəş Palata əzası Marco Rubio bir neçə gün burun Fox kanalının ziyarətini qəbul qılıb, Xitayının bu qitimliq vabanın dünyaya tarqılıb ketişidiki cinayətlərini bir-bir tilgə aldı. O sözdə Xitayının baş tili yuqum əhvalını yuşurğanlığı, yuqumlanğıçıların bütün dünyaya tarqılışığı yol açıb bərgənliyi, həqiqi əhvalını aşkarlığanların cəzalığanlığı, xalqaralıq tədqiqat qrupusunun arlışışığı yol qoymağanlığı, virusning yuqishchanligini yoshirganligi, Xitoyga chegarani taqimoqchi bo'lgan davlatlarga tahdid solganligi, ishlab chiqarish zanjiri orqali dunyoni qistoqqa olganligi qatorliq 7 turlik jinoyatini ko'rsatib o'tdi. U Xitoyning vabo boshlangan mazgilda nam obro'yini saqlab qolish uchun haqiqiy ahvolni yoshirganligini, agar baldur oshkorlangan ahvol ostida butun dunyoning bir oydan bir yarim oygacha baldur tayyorlik ko'ra oladiganligini ta'kidladi. U yana Xitoyning doğru materialni ta'minlovchi bo'lishdek afzalligidan foydalanib, xalqaroqi tahdid solganligi haqida to'xtalib, buning bir qitimliq savoq bo'lganligini, Amerikaning Xitoyga tayanmagan holda ishlab chiqarish halqalarini kontrol qilishining muhimligini ta'kidlab o'tdi. Xitoy virusining 3 xil yo'l bilan yuqadiganligi e'lon qilindi. Xabariyati to'g'rining tunugunki xabarda bildirilishicha Xitoy virusining 3 xil yo'l bilan yuqadiganligi e'lon qilindi. Dunyo miqyosida minglagan kishilarning jiniga zamin bo'lib, xalqaroni tashvishga solayotgan Xitoy virusi apitidan salomat o'tib olish hamma kishining orzusi bo'layotgan bir muhim paytda Anqara Hojatepa universiteti tibbiy fakulteti bolalar yuqumli kasalliklari bo'limining boshlig'i professor doktor Mahmad Jayxon Xitoy virusining 3 xil yuqish yo'lini e'lon qilib, munolarni bildirdi. Xitoy virusining yushirin mazgilida bemorlarda hech qanday kasallik alomati ko'rilmaydi, lekin boshqalarga yuqish davomlashadi. Kasallikning yushirin davri 2 kundan 14 kungacha bo'ladi. Bu virus tarqalishchan zukam, ming'i pardi yallug'i, o'pki yallug'i, qizil o'ngach yallug'i qatorliq kasallar orqali boshqalarga tarqaladi. Shunga kishilarning ehtiyotchan bo'lishi, ijtimoiy faoliyatlardan yiroq turishi va tozalikka ahamiyat berishi to'limi muhim. Xitoyning yuqum ahvolini davomliq yushirayotganligi oshkorlanishga boshlandi. Xitoy doiralari yaqinqi bir haftadan buyon yangidan yuqumlanuvchilarning bayqalmaganligini xabar qilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning izchil yolg'on aytib kelganligini tunib yotgan xalqaroliq taratqular buningga gumon bilan qaramoqda. Germaniya ovozi to'g'rining bu vaqtdagi xabarda ko'rsatilishicha bir qism yozmalarda va tarqalgan uchurlarda Xitoyda yangidan yuqumlanuvchilarning davomliq chiqayotganligi oshkorlangan bo'lib, Xitoy doiralarining besimi sababli yangidan bayqalganlarning xabar qilinmaganligi, maqsadining bo'lsa xizmatlarni baldurroq asliga keltirish ekanligi bildirildi. Garchi Xitoyda virus bilan yuqumlanib saqaygandan keyin kesili yana qaytadan qo'zg'algan kishilar ko'p bo'lsa-mu, Xitoy doiralari buni yangidan yuqumlanganlar qatoriga qo'shmagan. Shundaqla kesili qaytadan qo'zg'algonlarning hozirgacha bayqalmaganligidek yolg'on xabarlarni tarqatgan. Xabarda bildirilishicha Xitoy doiralari yana statistika qilishdimi soxtalik ishlatgan bo'lib, kasallik alomatlari bo'lmagan yuqumlanuvchilarni, ya'ni virus bilan yuqumlangan, ammo yo'tal, qizitma qatorliq alomatlar ko'rilmagan bemorlarni yuqumlanuvchilar qatoriga qo'shmagan. Halbuki Xitoyning oshkorlangan hujjatlarida bundoq bemorlarning 40 mingdan oshadiganligi ma'lum bo'lgan. Turkiyada Xitoy virusi bilan qazo qilganlarning soni 37 ga yetdi. 23 mart kech soat 11 da Turkiya Sahiya ministri Fahrettin Koca Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanganlarning 1529 ga yetganligini e'lon qildi. Turkiya Jumhuriyati Sahiya ministri Fahrettin Koca Twitter hisobotida uchur yo'llab, virus bilan yuqumlangan deb gumon qilingan 3672 kishini tekshirish orqali yangidan 293 kishining virus bilan yuqumlanganligining aniqlanganligini. Buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 1529 ga yetganligini shuncha tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, bir kun ichida yana 7 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 37 ga yetganligini e'lon qildi. Sahiya ministri Fahrettin Koca Efendi yana qazo qilganlarning hammasining yashanganlar ekanligini, yashanganlarning talog'i chiqmaslik cheklamasiga amal qilishini, Xitoy virusi Turkiyaga tahdid bo'lganligini, xalqdan uyda o'ltirmay sirtqa chiqib, tahdidni uyiga elib kirmasligini umid qildiganligini, uyga hayotlikning sig'idiganligini bildirdi.
Amerika armiyesi Xitayning darvozasi oldida bombasini qildi. Xitay vaqt kelsining 23 martdagi xabarda bildirilishicha Amerikaning qo'g'ilg'uchi paroxoti Janubiy dengizda boshqurildigan bombasini qildi. Ma'lum bo'lishicha Hindi tinchi okeanining bexatarlik va muqimlik siyosatini qo'llash maqsad qilingan bu manevr bir oydan ortiq vaqtdan buyon Amerika armiyasining Janubiy dengizda o'tkazgan 3-chi qitimliq harbiy manevri bo'lib, Amerikaning 7-chi flotiga tabe qo'g'ilg'uchi paroxot Berri naq maydon o't o'chirish manevrida boshqurildigan bomba atgan va harbiy uchur markazi mashg'ulotini sinab qilgan. Xabarda buning Amerika armiyasining 3-chi qitim Janubiy dengizda boshqurildigan bomba qo'yib berishi ekanligi, amaliyotda bu Xitoy kompartiyasining darvozasi oldida boshqurildigan bomba qo'yib berganlik bo'ladiganligi bildirildi. Ma'lum bo'lishicha 15 mart Amerika Tinch okean filoti aviamatkisi Roosevelt 7 urush atriti va Amerika charlab zarb berguchi paroxoti Janubiy dengizni tekshirishdi bo'lgan. Bu Amerikaning Xitoy virusi xalqaro tarqalgandan buyon Tinch okean rayonida o'tkazgan 2-chi qitimliq keng ko'lamlik harbiy manevr ekan. Xitoy xalqaradagi tashviqotida Xitoy o'quvchilaridan unumli foydalanmoqda. Yaqinda oshkorlangan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari xalqaradagi obrazni pardozlash uchun chet eldagi Xitoy o'quvchilarini yollab tashviqoti uchun ishlatmoqda. Oldingi oyning boshlarida Italiya qatorliq bir qism Yevropa davlatlarida bir bo'lik Xitoy o'quvchilarining "Men virus emas, bir inson" deb xat yozilgan taxtini ko'tarib, kishilarning quchoqlab qo'yishini talab qilgan ko'rinishlari ijtimoiy taratqularda ko'plab tarqalgan. Bo'libmi Xitoyning chet eldagi taratqulari bularni ko'plab tarqatgan. Ammo yaqinda oshkorlangan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, bularning hammasi yollangan Xitoy o'quvchilari bo'lib, talab bo'yicha kuniga 2 soat turib bersa 60 yevro haq berildiganligi, ammo cho'qim sinig'i elishi kerakligi uqtirilgan. Navbatda ijtimoiy taratqularda italiyaliklarning ayni vaqtda oq ko'ngillik bilan ularga quchoq ochganligi, ammo hozir Italiyaning vabo ahvoli eng og'ir joyga aylanganligi haqidagi fikrlar ko'plab tarqalishga boshlagan. Bulardan sirt Xitoy doiralarining yollanma to'r qo'shuni orqali chet eldagi yuqum ahvolining butunlay kontrollikdan chiqib ketganligi, hukumatlarning fuqarolar bilan kori bo'lmaganligi, yanada Xitoyning eng bexatar joy ekanligiga o'xshash yolg'on uchurlarni ko'plab tashviq qilayotganligi oshkorlangan. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti Tayvanning Wuhan virusi haqidagi ogohlantirishiga quloq solmagan. Tayvan doiralari dekabrda Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotini Xitoyning Wuhan virusi masalasida yolg'onchilik qilayotganligi to'g'risida ogohlantirgan bo'lsa-mu, ammo ularning buningga quloq solmaganligini oshkorladi. Tayvanlik doktorlar Xitoydagi xizmatdoshlaridan Xitoyda tarqalgan virusda doktorlarning yuqumlanganligi, virusning odamdan odamga yuqadiganligini anglagandan keyin 31 dekabr bu uchurlarni Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti qaramog'idagi xalqaro sog'liqni saqlash nizomnomasi organi va Xitoyning sog'liqni saqlash tarmoqlari bilan o'rtoqlashgan. Tayvan iqtisod kelsining xabar qilishicha, bu vaqtda to'xtalgan Tayvanning muavin prezidenti Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining ular yetkizgan uchurni boshqa davlatlar bilan o'rtoqlashmaganligini aytdi. Tayvan muavin prezidenti Chen Jianlin mundaq dedi. Bu virusning odamdan odamga yuqadiganligi haqidagi uqtirish kechikib e'lon qilindi. Natijada Xitoy va dunyo miqyosidagi ogohlantirish darajasini yuqori ko'rsatish porosti qo'ldan ketdi. Xabarlarda ko'rsatilishicha, Wuhan virusi Xitoyda jiddiy tarqalayotgan mazgilda, ya'ni 14 yanvar Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti bu virusning odamdan odamga yuqmaydiganligi haqida bayonot e'lon qilib, Xitoyning tashviqotini tarqatgan. Virus Xitoyda jiddiy yamirab, Xitoy rejimining virus haqida ogohlantirish bergan kishilarni qattiq bostirayotganligi xabar qilinayotgan bo'lsa-mu, Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoyni maqtashni to'xtatmagan. Ularning bu qilmishi xalqaro axborotlarda qattiq tanqidga uchragan edi. Navbatda dunyo miqyosida Wuhan virusi bilan yuqumlanuvchilar soni 400 mingga, qazo qilganlar soni 17 mingga yaqinlashdi. Musajon Ahmadning 20 yillik kesilganligi ilgari surildi. Mashhur chaqchaqchi Musajon Ahmadning 20 yillik kesilganligi ilgari surilmoqda. 20 mart Musajon Ahmadning Turkiyada turishliq o'g'li Hidoyatning Erkin Osiyo radiosiga bildirishicha, 2017 yili 9 oyida uning G'ulji shahridagi oilasi bilan aloqasi uzilgan. Bunundan 2 oy ilgari Hidoyat oilasi haqida tunji qitim xabar olgan. Hidoyatning bir tonishi uningga dadasi Musajon Ahmadning 2017 yil 9 oyida tutib ketilganligi, ya'ni chet elga chiqqan va ko'p farzandlik bo'lgan degandek jinoyatlar bilan 20 yillik kesilganligi va hozir Kuytun shahridagi ma'lum bir turmada ekanligini aytgan.
Hidayet radyonun ziyareti jarayanında dadısının aynı vakitte hükümetinin ruhsatı bilen kanunluk yol arkalık Mısır'a bir kıtım özünü yoklap kelgenlikini, bu yıl 10 yaşkı kirgen sınırlısı üçün 2016 yılı Hıhtay'nın kanunu büyüce cari mağalarını töylep sınırlısını nüpuska aldırıp bulgallıkını eskertip ötü. Musacan Ahmet 1970 yılı Gülcü şehirde tukulgan bulup 91 yıldın 93 yılı kaşa eli oblaslık medeniyet yurtada hizmet kılgan. 93 yıldın ta ki tutup gidilgece Gülcü şehir Kepek yüzü yezlik hükümetinin medeniyet işleri bölümünde işleyen. Bu jarayanda Şarkı Türkistan'ın köplügen caylarda Uyghur halkıya tonuşluk Hisam Kurban Katarlık dağınlık çakçakçılar bilen birlikte uyum koygan. Özü yazgan söz uyunu ve Gülcü çakçakçılardan tallangan birkancı plastinkalarını çıkargan. Eli Oblaslık Televiziya İdaresi de tekliflik riyasetçi bulgan. İran'da Xitay virüsü bilen yukumlanan 6 yaşlık bir bala kaza kıldı. Dünya miqyasında Wuhan virüsü sebebinden kaza kılganlar sani 16.500'den aştı. Wuhan virüsü sebebinden hayatının ayrılganlar sani 1.812'ye yetken İran'da yukumlanıkçılar sanının 23.049'u köpeygenlik bildirildi. İran dini rehberi Ali Khamenei'nin oğlu Meysem'nin kaynanısı Seyyide İzzet Khamoşi'nin kaza kılganlığı ilan kılındı. Tehran dairleri Wuhan virüsünün yukumlanan 6 yaşlık bir balının mı kaza kılganlığını malum kıldı. Irak'ta Wuhan virüs sebebinden kaza kılganlar sani 24'ye yetti. Nöbette Irak'ın bihaterlik ve sahiye oğrularından başka resmi organlarımı demelişki koyu ötildi. Cenubi Koreya'da kaza kılganlarının sani 111'e yukumlanıkçılar sanının 8961'e yetkenliki 93 yaşlık bir bimarının salametlikinin esnige gelgenliki haber kılındı. Palestin Prezidenti Mahmud Abbas Wuhan virüs sebeple ceza müddetinin 20'ini tamamlayan mahpuslarını keşürüm kılış buyruğu çıkardı. Palestin'in resmi sallık malumatlarına karaganda 2 nefer Gazze'de bulup Palestin miqyasındaki yukumlanıkçılar sani 59'a yetken. Yukumlanıkçılar sani Moldavya'da 109, Azerbaycan'da 61, Kırgızistan'da 16, Ukrayna'da 73, Ermeniya'da 194, Gruzya'da 61'e yetti. Virüs sebebinden adam ölüş ehvali körülmegen Saudi Arabistan'da Sahiye Ministerliği yeniden 51 kişide virüs payqalganlığını ilan kıldı. En yeni sallık malumatlarına karaganda Saudi Arabistan'da yukumlanıkçılar umumi sani 562'ye köpeygen. Tunus'ta Wuhan virüsünün yukumlanıkçılar sani 89'a, Marrakeş'te 143'e, Oman'da 66'e, Kuveyt'te 189'a, Katar'da 501'e, İordaniya'da 128'e köpeydi. Wuhan virüs sebebinden 33 adam kaza kılgan Filipin'de yukumlanıkçılar sani 396'ye yetti. 8 adam kaza kılgan Hindistan'da Wuhan virüs sebebinden muşu ayının ahırgıca koçuğa çıkış çekilendi. Hindistan'da hazırgıca 225 kişide yukum baykaldı. Malezya hükümeti Hindistan ve İspanya'daki 208 neper puhrasını tarkaklaştırdı. Japonya 18 Avrupa devleti ve İran'a seyahat çeklemesi koydu. İlginçe Cenubi Afrika devleti Zimbabwe'de Wuhan virüs sebebinden tunca adam ölüş ehvali görülgen. Afrika devletlerde Wuhan virüsü baykalganlar sani 1436'ya, hayatının ayrılganlar sani 46'ya yetti. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşürüzce sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmetleşirime köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.